أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير أيها أصدقائنا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن نتدارس معكم آيات القرآنية في سورة آل عمران رقم الآية 20 21 22. Değerli arkadaşlar, Kur'an üzerinden Arapça öğrenme derslerimizde Âl-i İmrân suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu dersimizde mütalaa edeceğiz. Malumunuz, ayetleri mütalaa ederken önce kelimenin yapısına bakıyoruz. Biz buna Arapçada sarf diyoruz. Yani bu kelime nasıl bir kelime? Nereden türetilmiş bu kelime? Bizim Türkçemize ilgisi var mı yok mu? Ona bakıyoruz. İkincisi, nahiv dediğimiz bir gramer, kurallar bütünü olan bir ilim. Bu da Arapçada en zor olan bir şey, kelimenin son harfinin harekesini okumak. Onu okuyabilmek için de kuralları bilmek gerekiyor. Yani bu kelime fail midir? Mef'ul mudur, sıfat mıdır, harf-ı cerle mecrur mudur? Bunları bildiğimiz zaman cümledeki kelimenin son harfini okuma irab diyoruz biz buna. İrabını da öğrenmiş oluyoruz. Yani önce kelime, sonra cümle içerisindeki kelimelerin durumları, ardından ne mana ifade ediyor ve son olarak da toplu bir manayı münifini, ayetin bize bakan, bizim anlamamız gereken yönlerini de birlikte anlamaya çalışıyoruz. Yani kitabımızda derinlemesine bir meşguliyet olarak kabul edebilirsiniz bunu. İrfani bir okuyuş da diyebilirsiniz buna. Yani sadece tilavet değil de harfleri, hareketleri seslendirmek, ayetleri sese dönüştürmek, o tilavet. O da sevaplı bir iş. Ama bir de bu ayetlerin bize bakan yönü, bize ne diyor bu ayetler? Bunu kelime kelime, cümle cümle anlama, bu irfani okuyuş. Gerçek kıraat budur. Yani Kur'an kıraati böyle olması gerekiyor. Evet, şimdi bu dersimizde mütalaa edeceğimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayetine birlikte bakalım. Estağfirullah, Bismillah. فَاِنْ حَاجُّوكَ Oradaki fa birinci harf. Bir ayetin, bir cümlenin, bir söze başlangıcı olması itibarıyla buna fa-i istinafiye diyoruz. Yani başlangıç fa'sı. Ondan sonra gelen in bir şart edatı Arapçada. Şartlı bir cümle kuracaksınız, böyle bir edatı kullanmak durumundasınız. İn. Bu in gelen fiili cezmeder. Fiili muzari ise onu lafzan cezmeder. Buradaki gibi fiili mazi ise onu da mahallen cezmeder. Çünkü şartı cazime bu in harfi. Eğer manasında, hani Türkçede de bir şart cümlesi kuracaksak başına eğer. Eğer evime misafir olarak gelirsen ben sana ikramda bulunurum. Bir Türkçe cümle. Ama şart ne? Evime gelme şartı koyuyorum. Gelirsen ikram ederim. Arapçada da şart cümlesi kuracaksak böyle bir in getirmek durumundayız. Peki ondan sonra acuke. Eğer seninle münakaşaya, tartışmaya,
mücadeleye girerlerse. Haccu, hacce, yahuccu, haccen, tartışma yapmak, mücadele etme fiili. Fiili mazi. Neresi? Fiili mazi, cemi, müzekker, gaib. Hacca, hacca, haccu. Peki fail nerede? Fail oradaki vav, cemi vavı. Belli ki Müslüman olmayanların Efendimiz'e bir tartışması var. Yukarıdaki ayetlerin sebebi nüzulüne baktığımız zaman da söylemiştik bunu. Hicretin 9. yılı Senetül Vufud, yani Medine'nin etrafındaki Arap kabilelerinin gelip Efendimiz'i ziyaret edip bazılarının Müslüman olmaları, bazılarının mehil istemeleri, bazılarının Müslümanlığı reddetmeleri konusunda gelen o kafilelerden bir tanesi de Yemen'den gelen kafileydi. Bunlar Efendimiz'in mescidine misafir oldular. İçinde 61 kişi var bu kafilenin. Yöneticiler var, din adamları var, alimler var. Fakat çoğunluk itibarıyla Hristiyan bunlar. Hristiyan olmalarına rağmen içlerinde itikadi bir birlik de yok yani. Kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haklı bulmuş. Bazılarının kafası yatmış. Ama orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kaldıkları süre içerisinde tevhid, nübüvvet konusunda, Hazreti İsa konusunda çok ciddi tartışmalar yapmışlar. Oradaki kaf da meful. Direkt Efendimiz'e söylüyor Rabb-i Zülcelal. Ama dolayısıyla da şimdi hepimize söylüyor. Çünkü burada Allah şart cümlesine bir cevap olarak Efendimiz'e verdiği cevabı biz de kullanabiliriz. Burada muhatap Efendimiz. Neden? Buradaki müfret olan o kaf aynı zamanda mef'ul ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Habibim, eğer seninle mücadeleye girişirlerse, girişenler de belli zaten. Bu mücadeleyi yapanlar belli. Sahabi-i kiram efendilerimiz mescitte misafir olan bu insanlara çok ciddi hizmetler yapmışlar. Yedirmişler, içirmişler. Hatta ibadet zamanları gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidini onlara terk etmiş. Kendisi çıkmış, dışarıda musallada namaz kılmış. Yani mescitte tabiri caizse Hristiyanlar ayin yapmışlar. Efendimizin müsamahasına bakın. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir taktik öğretiyor. Seninle mücadele ederlerse fakul. Şimdi şartın cevabı geldi. Oradaki fa da birinci fa, cümlenin başındaki birinci fa başlangıç istinafiyeydi. Buradaki fa ise şart edatı, şart cümlesinin cevabında gelen fa'dır. Fekul, sen de. Kul, kale yekulüden emir. Müfred, müzekker, muhatap. Söyle. Peki fail nerede? Faili gizli, ente. Efendimiz'e söylüyor. Çünkü hitap Efendimiz'e başladı zaten. Oradaki ke, hacu, ke'deki kaf Efendimiz'i muhatap alıyor. Fekul'deki ente de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vücuben müstetir. Yani gizlenmesi vacip olan bir fail zamir, ente. Ne diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Diyeceği şeye de makulu kavl denir. Yani söylenmiş olan söz. Allah'ın Efendimiz'e verdiği taktik bu. Senle onlar mücadele ederlerse sen de söyle. Ne söyle? Eslemtu. Teslim oldum. Teslim ettim. Fiili mazi. Bakın. Eslemtu, eslemna. Fiili mazi. Nefsi mütekellim vahdi. Efendimiz konuşuyor şimdi. Ben teslim oldum. Teslim ettim daha doğrusu. Neyi teslim ettim? Vechiye. Yüzümü. Veç, yüz demek. Çoğulu vücuğu. Şimdi burada belli ki bir mecaz var yani. Yüz kimseye teslim edilmez ki. Buradaki kelime, vecih kelimesi aslında bir vücudun bir cüzünü zikrediyor. Ama vücudun bütününü, hatta ruhunun, aklının, kalbinin bütününü kastediyor.
Bu bir mecaz. Zikrul cüz, iradetül kül. Yani bir şeyin bir parçasını söylersiniz ama bütününü kastedersiniz. Tabii insanın yüzü, o insanın hem tanınmasının en önemli alameti, aynı zamanda yüzü dönmek, yani bir şeyi kabul etmek anlamında da geliyor. Yüz çevirmek de bir şeyi kabul etmemek anlamına geliyor. Biz de kullanıyoruz bu kelimeye bak. Bu konuyla yüz yüze geldim diyorsun. Ya konuyla yüz yüze gelinmez aslında. Şahısla yüz yüze geldim derseniz bu doğru bir şey. Ama öteki mecaz. Burada da öyle. Aynı zamanda yüz, Cenab-ı Hakk'ın 60'tan fazla isminin tecelli ettiği bir yer olması itibarıyla insan yüzü, müminin yüzü, yüze küfreden kafir olur. Çünkü Allah'ın esma ve sıfatlarının tecellileri var insan yüzünde. Sonra imanın da yüzde tecellisi olur. Efendimiz'e böyle söylemesini emrediyor Cenab-ı Hak. Şöyle de, emir yani. Eslemtu vechiye. Eslemtu'daki, oradaki tu fail, yani nefs-i mütekellim vahde. Vechiye de onun mef'ulu. Neyi teslim ettim? Yüzümü. Oradaki son ya, mütekellim yası aslında. Kime teslim etmiş? Lillahi. Car mecrur, Allah'a teslim ettim. Yani yüzümü Allah'a çevirdim de. Lillah, car mecrur ve eslemtu fiiline müteallak. Peki başka ne söylemesini istiyor? Ve buradaki vav da atıf, bir şey daha söylüyor. Rabb-i Zülcelal, Efendimizin söylemesi için. Ve men, şu kişi ki ittebe'ani, bana tabi oldu. Yani ben yüzümü Allah'a çevirdim, Allah'a teslim ettim yüzümü. Bana tabi olanlar da Allah'a çevirdi yüzünü. Oradaki men aynı zamanda eslemtu'nun yerine. Ben ve bana tabi olanlar. Vav atıf harf. İttebaa fiili de fiili mazi burada. Ama men sıla cümlesi olması itibarıyla men burada isim mevsul. Dolayısıyla ondan sonra gelen sıla cümlelerinin irabda mahalli olmaz. Burası da ittebaani'dir. Ama ya hasf olmuş. O ya'yı gösteren hareke de nun'un altındaki kesre. İttebaani idi aslı. Bana tabi olanlar ve ben yüzümü Allah'a çevirdim. Yani Allah'a teslim ettim. Yüz dediği tabi inançlarıyla, aklıyla, iradesiyle, vicdanıyla hepsini kapsıyor bir veç kelimesi. Evet, bitmedi. Ve kul ve de. Oradaki vav da atıf vavı yine. Yani söyleyecekleri bitmedi. Yukarıdaki kul emri hazırını Allah bir kez daha tekrar ediyor. Ve şunu da söyle. Kime söyleyecek? Lillezine. Şunlara söyle. Şu kimselere söyle. Oradaki lam harfi cer. Ellezine de isim mevsul, onun mecruru. Car mecrur kul emrine müteallak. Kime söyleyecek bunu? Utul kitabe. Kitap verilenlere söyle. Ehli kitabı kastediyor. Yani Yahudi ve Hristiyan. Utu fiili mazi, cemi müzekker ama meçhul bir fiil. Naibi fail oradaki vav. Kitap kelimesi de mef'ulün bih. Kendilerine kitap verilenlere söyle. Zaten oradan muhatapları Medine'de öncelikle o Yemen'den gelen Hristiyanlar, Necran Hristiyanlar. Ama buna bir şey daha ilave ediyor. Vel ummiyine. Oradaki vav da atıf. Lillezine'nin üzerine atıf. Vel ummiyine. Ümmilere de söyle. Ümmilerde ne kastediliyor? Kitap verilmeyenler. Müşriklerin kitabı yok. Ehli kitap tahrif
ile birlikte ellerinde gene Yahudilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i var. Ama hiç kitabı olmayan kitapsızlar, onlar da müşrikler. Ümmiyinden o kastediliyor. Yani hem kitap eline, hem elinde kitap olmayanlara söyle. Ne söyleyecek? E eslemtum. Müslüman oldunuz mu? Oradaki e, birinci hemzenin üzerindeki üstün olan e, istifam edatıdır. İkinci hemze o esleme fiilinin ilk harfi. Esleme, yüslimu, İslam bu kelimeden geliyor. Burada fiilin mazi, cemi müzekker muhatap, şurası. Eslemte, sen Müslüman oldun. Eslemtuma, siz ikiniz Müslüman oldunuz. Eslemtum, sizler Müslüman oldunuz. E eslemtum, siz Müslüman oldunuz mu? Evet. Fiil-i mazi, cemi, müzekker, muhatap bir fiil. Ehli kitaba da, kitapsız olan müşriklere de siz Müslüman oldunuz mu de. Rabbimiz Efendimiz'e böyle bir emir verildi. Şimdi bundan sonra söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aldığı emri yerine getirdi. Hem Müslüman, yani ehli kitap olanlara, hem de müşriklere bu soruyu yöneltti. Şimdi Cenab-ı Hak bir şart cümlesi daha kuruyor. Fe'in eslemu, oradaki fa'da fa'i takibiye. Yani olay devam ediyor. Fe'in, eğer eslemu, Müslüman oldular, teslim oldular. Yani biz Müslüman olduk dediler diyelim. Dedilerse eğer, fakat muhakkak ihtedev, doğru yolu buldular. Hidayete erdiler. Hem müşrik hem ehli kitap. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Müslüman oldu. Dolayısıyla hidayete erdi demek. Kat bir tahkik edatıydı. Ne zaman? Fiil-i mazinin başına geldiği zaman. Burada da bakın ihteda, ihtedeya, ihtedev. Fiil-i mazi, cemi, müzekker, gaib. Bir fiil. O zaman fiil-i mazinin başına gelince muhakkak demek. Eğer Müslüman oldularsa doğru yola girdiler, hidayete erdiler. Ve in, bir şart edatı daha. Ve in, bu vav da atıf vavı. Ve in, eğer tevaddav, ya iman edecek ya etmeyecek. Etmemesini Cenab-ı Hak nasıl ifadelendiriyor? Tevallav. Tevallav, yüz çevirip gitmek demek. Tevalla, tevalleya, tevallav. Bu da cemi, müzekker, gaib bir fiili mazi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorusuna müsbet cevap verenler, hidayete erdiler. Yüz çevirenler, yani soruyu cevaplamayanlar, Müslüman olmaktan kaçınanlar, bunlar da fe in tevallav ve in tevallav. Eğer yüz çevirirlerse fe innema, şüphesiz bu da, bu fa da yine cevap cümlesinin başına gelen fa. İnne, bildiğiniz gibi huruf-u muşabbehun bil fiilden isim alır, nasb eder, haber alır, raf eder. İnnema el belâhu, innenin haberi. Aleyke, sana gerekli olan, Efendimiz'e söylüyor yine. Sana gerekli olan nedir? Şüphesiz tebliğdir. Bela. Belega, yebluğu, bela. Yani aldığı mesajı insanlara iletme anlamında kullanılır. Tebligat diyoruz biz. Türkçe'de kullanıyoruz bu kelimeyi. Yani bir yerden bir bildirim almak. Mübellir, bu işi tebliğ eden şahıs demek. Burada masta, isim yani. İnnenin de haberi. Peki aleyke, sana düşen şey, o aleyke car mecrur, bela kelimesine müteallak. Aslında el belahu aleyke, sana tebliğ gerekir idi ama yer değiştirdiler. Vallahu,
Allah. Oradaki vav gene bir cümle başlangıcı istinafiye. Allah kelimesi burada lafz-ı celale mübteda basirun onun haberi. Allah görendir. Aslında cümle bitti. Ama neyi görendir diye aslında her şeyi görendir de burada bil ibadi kullarını görendir. Oradaki bil ibadi car mecrur basir sıfatı müşebbehesine müteallak. Oraya bağlı. Abd kelimesi kul demek. İbad de onun çoğulu. Biz bu kelimeden mabet diye bir kelime kullanıyoruz. İbadet denilen yer demek. İbadet kelimesi de kullanıyoruz. Mabud diyoruz. Yani kendisine ibadet edilen Allah manasında. Abd kelimesinin çoğulu. Allah kullarını görendir. Sadece bizim gibi fiziki tarafını değil, kullarının duygu ve düşüncelerini, kalplerinden geçirdiklerini, her şeyi net bir biçimde Cenab-ı Hak biliyor. Evet, bu ayetin bir manay münifine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Habibim, seninle mücadeleye girişirlerse onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar yüzümüzü Allah'a çevirdik. Ehli kitaba ve müşriklere de söyle ki, siz İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer kabul ederlerse gerçekten doğru bir yola girmişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen tebliğ etmektir. Allah kullarını görüp durmaktadır. Evet, şimdi 21. ayete bakıyoruz. Yine bir inne ile başlıyor. Yani bir edat, tekid edatı, aynı zamanda fiil gibi işlem yapan bir edat. Kimden bahsedecek? İnnellezîne yekfurûne. Ellezîne onun ismi. İsmi mevsul zaten. Yekfurûne de fiil-i muzari, cemî-i müzekker, gâib. Yekfuru, yekfurâni, yekfurûne. Aslı kefera. Kafir kelimesini kullanıyor. İnkar eden demek. Yekfurûne de şu kimseler ki inkar ediyorlar. Neyi inkar ediyorlar? Faili belli. Vav. Cemî vavu yani. Neyi inkar ediyorlar? Bi âyâtillâhi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince onlar hakkında Cenab-ı Hak bir hüküm verecek şimdi. Tabii önce vasıflarını sayacak. Sadece ayetleri inkar değil. Bakın daha ne kadar menfi işler yapıyorlar. Hemen Cenab-ı Hak onları da sayıyor. Oradaki bir ayati car mecrur. Ba harfü cer olduğu için ayat, ayet kelimesinin çoğulu. Yekfuru fiiline müteallak. Ayat kelimesi aynı zamanda muzaf. Lafzatullah, lafz-i celale. O da muzafun leyh. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince. Daha bu birinci vasıfları. Yani küfür. Allah'ın inkar. Başka ne yapıyorlar? Ve yaktulûne. Oradaki vav atıf harfi. Ve yaktulûne. Ve öldürüyorlar. Yekfurûne, yaktulûne. Aynı bakın. O da fiil-i muzari, cemî-i müzekker, gâib. Yaktulû, yaktulâni, yaktulûne. Öldürüyorlar. Bu kelimeden biz katil kelimesini kullanıyoruz ismi failini. Maktul kelimesini kullanıyoruz ismi mef'ulünü. Öldürülen, öldürülen. Öldüren katil, öldürülen maktul. Birbirlerini öldürmeleri kıtal. Yani savaş. Yaktulûne. Öldürüyorlar. Kimi? Kimleri öldürüyor bunlar? Ennebiyyine. Peygamberleri. Nebi kelimesinin çoğulu. Nebi kelimesinin hem düzenli çoğulu var. Nebiyyûne diye. Ama burada meful olduğu için öldürülenler cümlede meful. Öldüren fail. O yaktulûne'deki vav fail. Ennebiyyin meful olduğu için
cemi müzekkerlerin haleti nasbı ya iledir. Haleti rafı da vav iledir. Yaktülûne. Ondan sonra fail olsaydı nebiyyûne olacak. Ama nebiler adam öldürmez. Sadece örnek olmak için söyledim bunu. Nebileri öldürüyorlar. İkinci fahiş hataları da bu. Hem inkar ediyorlar hem de nebileri öldürüyorlar. Bir de nebi kelimesinin düzensiz cemi mükesseri de var. Enbiya. Kur'an'da Enbiya suresi var. Nebiler demek. Yani demek ki bazı kelimelerin hem kurallı çoğulları olur hem de kuralsız çoğulları olur. Bunlardan bir tanesi de nebi kelimesi. Evet, peygamberleri öldürürler. Nasıl ama? Bir gayri hakkın. Haksızlıkla va ile manasında ise harf-ı cer o. Gayri onun için mecrur okunuyor. Car mecrur yaktülûne fiiline müteallak. Oraya bağlı. Tabii ki mef'ulun bih gayri sarih aynı zamanda. Ennebiyyin mef'ulun bih sarih. Açık, net. Harf-ı cer almamış. Ama bir gayri o harf-ı cerle gelmiş. Ona mef'ulun bih gayri sarih diyor. Haksız yere. Hak Türkçe'de kullandığımız gibi yani. Haksız yere. Gayrisi. Türkçe'de belki şimdilerde çok kullanılmıyor ama Osmanlı döneminde gayri kelimesi de gayrimüslim mesela. Müslüman olmayan demek. Bir gayri hak. Hak olmayan. Yani peygamberi nasıl öldürebilir ki başka türlü yani? Bir kimsenin hakkı olur mu peygamberi öldürmek? Evet, bu da onların ikinci günahları. Daha gelen vav da gene atıf vavı. Ve yaktülûne. Ve öldürürler yine. Aynı şekilde. Fiil-i muzari, cem-i müzekker, gayb. Fiilin faili vav. Ellezîne isim mevsul. O da mef'ulu. Şu kişileri öldürürler. Kimler onlar? Ellezîne'den sonra ellezî bağlaç yani. Çoğul olduğu için. Öldürdükleri şahıs da bir kişi olmadığı için. O da çoğul. Yaptıkları işe bakıyorsunuz. O da çoğu. Kimler onlar? Ye'murûne bil kıstı. Adaleti emrederler. Bağlaçla, ellezîne ile bağladığımız zaman adaleti emredenleri öldürenler. Öldürürler yani. Yani toplumda sadece peygamberler yok. Peygamberler vefat ettikten sonra onların yetiştirdikleri adil insanlar var. Onları da kaldıramıyor Allah. Onları da ortadan kaldırıyor. Adil insanlar toplumların mihenk taşlarıdır. Bozuk insanlar o adil insanlara tahammül edemez. Hele bir peygamber terbiyesi almışsa hiç edemez. Dolayısıyla onları da ortadan kaldırın. Kendi haramiliklerini, kendi adaletsizliklerini hüküm ferma kılmak için onlara engel olan adalet ehli insanları da öldürür. Adaletle emrediyor. Ya'murune emara ya'muru ya'muru ya'murani ya'murune. Fiil-i muzari, cem-i müzekker, gaib. Failde vav. Cem-i vav. Bil kıstı, kıst, kıstas diyoruz ya. Ölçü, adalet demek. Ba ile mef'ulünü almış, dolayısıyla mef'ulün bir gayri sar. Adaletle emredenleri öldürürler. Kimlerden? Minen nasi. İnsanlardan. Toplumun içindeki peygamber terbiyesi almış ve adaletle hükmeden insanları da onlar kendilerine engel gördükleri için peygamberler gibi onları da öldürürler. Şimdi Cenab-ı Hak bu saydığı 3 tane cürüm kim tarafından işleniyorsa bunlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamber öldürenler, toplumun içindeki adaleti ayakta tutmaya gayret edenleri öldürenler. 3 tane cürüm. Onlar için şimdi fezlekeyi söylüyor Cenab-ı Hak. Tebeşşir, müjdele. Oradaki fa, fa-i takibiye. Yani bu kadar işleri yapanlar netice, sonuç itibarıyla tebeşşir. Onlara müjdele. Hum tabii. Tebeşşir
emir, şurası. Fiili emir, müfred, müzekker, muhatap. Tahtında, yani onun altında ente diye bir gizli zamir var. Efendimiz'e gidiyor. Allah Efendimiz'e emrediyor. Hum, onlar. Yani şu yukarıdaki üç tane cürumu işleyenleri kastediyoruz. Hum zamiri, yaktulune iki tane, yekfurune bir tane. Onların altındaki vavlar var ya, cemi vavları. Bu fiilleri işleyenlere gidiyor oradaki hum zamiri. Peki ne müjdeleyecekmiş? Bir azabin, bir azabı. Teminle gelmiş bakın. Nekre. Ama onu sıfatıyla da belirlemiş. Nasıl bir azap? Elimin sıfat mevsup. Elim bir azap. Yani acı veren, ızdırap veren bir azap ile bir onları müjdele. Ya bu müjde işi daha çok böyle iyilikler için kullanılır zannedersiniz de bazen de kötü şeylerin haberi istihza için bak. Yani bu kadar cürümü işleyen kişilere onları bayağılaştırmak için, onları adileştirmek için Cenab-ı Hak onları azapla korkut demiyor. Müjdele. Yapsınlar bakalım. Allah'ın ayetlerini inkar etsinler. Gönderdiği peygamberleri öldürsünler. Toplumun içindeki kaliteli, adalet sahibi insanları öldürsünler. Müjdele onları. İstihza. Onları bayağı ve küçük göstermek için Cenab-ı Hak nezdir demiyor da, onları korkut demiyor da, beşir diyor. Evet. Bu ayetin de meali minifine baktığınız zaman o kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlar ve toplumun içindeki adaleti emredenleri yok ediyor, onları da öldürüyorlar. Habibim, onlara elim bir azabı müjdele. Şimdi belki o dönemin insanları peygamber öldürmüyordu. Ama Kur'an'ın bize bildirdiği Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya gibi Hazreti İsa'yı da öldürmeye teşebbüs ettiler. Cenab-ı Hak ellerinden onu korudu. Üçüncü sırada saydığı toplumun adalet mekanizmasını ayakta tutan kaliteli İnsanların kaç tanesini öldürdüklerini hiç bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak haber verdiğine göre demek ki bu peygamber varisleri, peygamber talebeleri veya onların yetiştirdiklerini de yok ettiklerini bu ayet bize söylüyor. Evet, son ayet. Bu da aynı zamanda bu yapılanlara bir fezleke. Ulaike. İşte onlar. Yani yukarıda evsafı anlatılan zümreler, gruplar, peygamber katilleri, Allah'ın ayetlerinin kafirleri, bunların hepsi toplum. Toplu olarak ulaike. Ulaike bir ismi işaret ve de çoğul. Onlar. Aslı ulaidir. Oradaki ke kafir hitaptır. İşte onlar. Bu yukarıda vasıfları sayılanlar ellezine, bunlar ki. Şimdi ulaike mübteda ama ellezine bir ismi mevsul fakat arada hasvedilmiş bir mübteda var. O da hum. Asıl burası ulaike humullezine. Onlar o kimselerdir ki habitat. Şurası bakın. Habita, habita, habitu, habitat, fiili mazi, müfret, müennes, gaibe. Niçin öyle? Çünkü getireceği çoğul, şuursuz, akılsız bir çoğul fail olursa, onun fiili müfret, müennes gelir. Arapçada böyle bir kural var. Eğer fail akıl sahibi ise, o mutlaka zamir, fiili de ona göre gelmesi lazım.
Şimdi burada fail a'maluhum. Amel kelimesinin çoğulu. Amel iş demek. A'mal da işler demek. Onların amelleri. A'mal muzaf, hum da muzafın ileyh. Onların yaptığı işler boşa gitti. Sıfır. Yok oldu. Manası. Kimleri kastediyor? A'maluhum derken o hum zamiri ta yukarıdaki yekfurune'deki, yaktulune'deki vavlara gidiyor. Yani cemi. Bu üç tane Allah'ın beğenmediği işi yapanları kastediyor Cenab-ı Hak. Onların amelleri boşa gitti. Yaptığı işler. Nerede? Fi dünya. Dünyada. Fa harfü cer. Dünya onun mecruru. Her ikisi car mecrur. Habitat fiiline müteallak. Oraya bağlı. Dünyada yaptıkları boşa gitti. Daha vel ahireti. Ahirette de boşa gitti onların işleri. Şimdi burada bakınız. Dünya kelimesi bir elifle bittiği için y'den sonra elif. Elif bir esre alamayacağı için, daha doğrusu bir kesre alamayacağı için fiilden dolayı bir mazereti var. Neden? Vav, ya, elif illetli harflerdir Arapçada. Bunlar her harekeyi kabul edemezler. Burada da fi dünyai denmez. Onun için taazzür diyoruz biz. Yani kesre hareke yüklenme konusunda mazereti var. Onun için başında fi harfi ceri olmasına rağmen dünya diye bitiriyoruz bakın. Dünyai değil. Ama ahiret kelimesi öyle değil bakınız. Ahiret kelimesi burada lafzan mecrur. Yani ahireti diye mecrur okuyoruz onu. Neden dolayı? Oradaki atıf harfi olan vav'dan dolayı. Ahireti kelimesini vav atıf harfi dünya kelimesinin üzerine atfediyor. Arapçada matuf yani atfedilen kelime matufun aleyh üzerine atfolunan kelimenin irabını giyer. Aynı irabı alırlar. Aynı, hepsinin sonları aynı olması gerekiyor. Ama dünyada olmadı. Elif'ten dolayı, elifle bittiğinden dolayı, elifin kesre alma mazeretinden dolayı ama ahiretinin kelimesinin böyle bir mazereti olmadığı için rahatlıkla atıf yoluyla o mecrur olmuş. Evet. وَمَا لَهُمْ Bir fezleke daha söylüyor. Daha doğrusu fezlekeye ikinci bir hüküm daha ekliyor. Bu ayetin hepsi fezleke. Yani yukarıda o çirkef işleri yapanların cezalarını, elim bir azap olduklarını müjdele demişti ya. Nedir bu aslında elim azap nasıl olacak? Dünya ve ahiret amelleri sıfır. Yok hükmünde. Cenab-ı Hak bir ayette de öyle buyuruyor. Onlara bir terazi koymayacağız. Kafirler için buyuruyor. Ha küfrün de şiddetlileri var, şirkin de dereceleri var. Ama o dereceleri cehennemdeki derecelere uygun hale getirecek. Çünkü Allah adili mutlaktır. Kendisini haşa Allah yerine koyan bir Firavun ve ene rabbukumul a'la diyen bir insanla elbette ki sıradan bir kafiri aynı cehennem ateş derecesinde Cenab-ı Hak yakmaz çünkü onun adaleti onu gerektirmez. Ama her ikisi de yani kafir olarak ölenle müşrik olarak ölen, müşrikliğin zirvesinde olarak ölen onların hepsi cehennemlik. Azabın elim zaten. Cennette azap olmayacağına göre cehennem. Ama yanma dereceleri farklı olabilir. Allah adili mutlaktır. Onun için önce hükmünü veriyor. Bu 22. ayette Cenab-ı Hak hüküm ne? Dünya ve ahiret amelleri bitik. Yok hükmünde. Çünkü iman amellere seviye kazandırıyor. Küfür de ameli yok ediyor. Yok hükmüne getiriyor.
Dünya ve ahiret, bakınız. Halbuki kafirler dünyada çok yaşıyor gibi geliyor bize. Evet, dünya onların kendilerine göre bir cenneti olabilir. Çünkü öteki tarafta cennet yüzü görmeyeceklerinden dolayı burası onlara cennet gibi gelebilir. Müslüman da burada sıkıntı yaşayabilir ama imanını son nefeste ötelere taşıyabilirse asıl ebedi cennetlere namzet olacak. Onun için 22. ayet iki durum bildiriyor fezleke olarak. İkincisi de ve mâ lehum. Onlara yok. Onlar için yok yani. Oradaki ma, ma-i nafi. Vav da atıf harfi. Yani devam ediyor hadise. Ve mâ lehum. Ve onlara yok. Ne yok? Ma, ma-i nafi. Lem, harfu cer. Lehum, onlar için yok. Yoktur. Ne yoktur? Aslında nasirin. Yardım edenler yok. Oradaki min hatta var, görüyoruz. Şeye de tesir ettiğini görüyoruz. Nasirin aslında ismi fail. Yardım edenler demek. Nasirun, nasirani, nasiru ne idi aslında. Ama başına min geldiği için haleti ceri ya ile olmuş. Nasirin diye. Peki sondaki aslı nasirun. Müfredi bu. Nasırun temvin nunla söylüyoruz ya son harfini nun. O nunu bu kelimenin de sonuna getirmişler. Asıl orada irabı ilgilendiren ya'dır. Yani cemi müzekker salimlerin haleti rafı vavladır. Haleti nasbı ve ceri ya ile. Minden dolayı. Ama mine mana verirken dendan manası vermiyoruz. Vermediğimiz için de buna mini zaide denir. Haşa. Cenab-ı Hak lüzumsuz bir faydası yok onun için koydu buraya. Öyle değil. Mana verirken minin dendan manasına mana vermiyoruz ama icraatını görüyoruz. Min harf-ı cerdir ve nasirini mecrur etmiştir. Hatta lehumdaki lam yani car mecrur, lam harfü cer, hum da onun mecruru, mahallen mecrur tabii. Hum zamir olduğu için zamirler mebnidir. Lafzan irab almazsa, sükun üzere mebni ama mahallen mecrur, lamdan dolayı. Müteallakı da nasirindir. İsmi fail olarak. Bir cemi ismi fail olarak. Tercüme ederken de onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ha şöyle desek ne olur? Yardım edeceklerden hiçbirisi onlara yardım etmez. Böyle de tercüme edilebilir. Mahşerde Cenab-ı Hak kullarına yardım edecek. Rahmetiyle muamele edecek. Ama kimlere? Dünyadayken ona inananlara ve o inancını ötelere aktaranlara edecek. Kafir ve müşrik olanlara Cenab-ı Hak sadece adaletiyle muamele edecek. Merhametiyle değil. Merhametiyle müminlere muamele edecek. E bir de izin verecekleri peygamberler olacak. Kur'an'ın kaç yerinde? يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْزْنِ Ayet-el Kürsü'de var. Onun مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْزْنِ Onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir ki? Ha demek ki birilerine izin verecek. O birileri içerisinde en yakın olan kim olabilir? Onun en çok sevdiği olur. O da Efendimiz başta olmak üzere. Diğer peygamberlerde ümmetine şefaat etme hakkı verebilir Rabb-i Zülcelal. Şefaat izni alan peygamber de ümmetine yardımcı olur. Nasır bu işte yani. Onun cennete gitmesine yardımcı olur. Ama kafirlere, peygamber katillerine, toplumun içindeki kanaat önderlerine, onları öldürenlere, onlara elim bir azap var. Yardımcı yok. Dünya ve ahiret amelleri de sıfırlanmış. Evet. Son ayetin manay münifine bakarak bitirelim. İşte onlar, mülaike, dünya ve ahiretteki amelleri boşa gitti.
Bitti, tükendi. Onlara hiçbir yardımcı da olmayacak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.